Cevap versene Havva, bu yüzük ne? Yengem taktı. Niye? İş arıyorum burada ben. Güzel kızsın, burası da büyük şehir, rahatsız eden çok olur dedi. Ben de taktım. Ne yapayım? Dün geldim, bugün nişanlanacak değilim ya. Yengen de akıllı kadınmış ha. Benim sevgilim güzel ya. Bir densizlik yapan olur şimdi. Cevap vermedin. Hadi cevap ver artık. Benimle evlenir misin dedim. Bak bir daha sormayacağım ha. Evet. 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 Nasıl biter ha? Ne demek bitti Münevver? Nasıl bitermiş söylesene. Ha? Nasıl bitermiş? Bırak beni. Gir içeri. Sana gir içeri dedim. O kadar kolay değil güzelim. O kadar kolay değil. Hepsi o pis yanaşma yüzünden değil mi ha? Anlamadın mı sanıyorsun? Söylesene sevgilindi değil mi o ev senin? Sevginin değil miydi? Baksana bana. Cevap ver. Neler geçti aranızdan? Söylesene ne geçti aranızda? Cevap versene. Ya ne olur bırak yapma Uygar. Bak canımı acıtıyorsun. Ah demek canın acıyor öyle mi? Daha dur. Arkamdan iş çevirmek neymiş öğreneceksin güzelim. Tamam mı? Öğreneceksin. Nereye gidiyorsun ha? Nereye gidiyorsun? Seninle işimiz daha bitmedi. Issız bir yer istiyordun. Al sana ıssız bir yer işte. Bir tek senle ben varız tamam mı? Sadece biz. Sadece biz. Seni kimse kurtaramaz Münevver. Kimse. Ay bırak. Hadi kalk. Nereye dur? Hemen gidelim. Her şey senin istediğin gibi olsun. Daha seni istememiz lazım. Çok işimiz var. Dur bir. Niye? Hemen gitmesek. Baksana. Bambaşka bir yerdeyiz. Kimse tanımıyor bizi. Geçmişimiz yok. Çektiğimiz sıkıntılar, acılar yok. Ben Deli Remzi'nin kızı değilim burada. Sen de Hancıoğlu değilsin. Biraz tadını çıkarsak bunun. Olmaz mı? Peki. Ne yapalım? Bu gece burada kalalım mı? Yani işin yoksa. Benim bu saatten sonra işim sensin. Bugün kalalım o zaman. Yarın döner üzür gibi. Sen daha önce geldin mi İstanbul'a? Bir kere. Ama küçüktüm, hatırlamıyorum hiçbir yeri. Oho. Sana güzel bir İstanbul turu yaptırmam lazım. Anadolu Lisesi'ni burada okudum ben. Her yeri biliyorum yani. Sen neredeysen ben oradayım. Yanımda ol yeter. Hadi gel. Thank you.
İn aşağı. İnmeyeceğim. Sana çık arabadan dedim. Niye? Gel buraya. Yürü. Bırak beni. Gel buraya. Bırak beni. Yürü. Bırak. Beni kurtarıyorsun. Bırak beni. Bırak. Gel. Bırak. 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 Bırak beni. Bırak. 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 Bak, bak diyorum sana. Ne kadar yüksek bir yer değil mi? Buradan düşecek olan birinin cesedinin parçasını bulamazlar. Kaybolan birini burada aramak kimsenin aklına bile gelmez. Özellikle de polisler benim için çalışıyorken münevver. Evlat, kurtarın beni, ne olur, kimse yok mu? Münevver, böyle yaparak beni daha çok kızdırıyorsun, anlıyor musun? Ne olur bırak beni. Ne istiyorsun benden? Bırakmam. Hiçbir yere gidemezsin artık, çok geç. Benimle evleneceksin. Başka kimsenin olamazsın Münevver. Asla evlenmeyeceğim seninle hayvan herif. Asla evlenmeyeceğim. O zaman bir daha bak. Bir daha bak da ne kadar ciddi olduğumu gör. Ya benimle evlenirsin ya da Yiğit bu uçurumun dibini boylar. Anladın mı? Karar senin. Ne olur bırak. Ne olur bırak, ne olur. İşte nasıl? İyi abi, çok şükür bu ara sezonumuz yeni kapandı. Uğraşıyoruz. Biraz düştü ama idare ediyoruz işte. Allah Allah. Kim ya? Bizim mahalleden biri olmasın? Ya çocuğu fena benzetmişler. Hiç sessiz olup çıkmıyor. Ölmüş olmasın abi. Ya polis arasak? Arayalım abi hemen. Haber verelim. Böyle aç açına işe gidilmez yani. Otur da bir lokma bir şey ye. Ha? Şirkette bir şeyler atıştırırım yenge. Sen merak etme. Mehmet. Bak bana söz verdin. Yusuf seni arar aramaz beni aramasını söyleyeceksin, tamam mı? Sen merak etme yengeciğim. Hadi alırsın aldık. Güle güle, hadi hayra gel. Ne o Sultan Hanım? Ne bu biberonlar falan? Toprak Hanım akşama kadar çocuğu ağlattı. Şimdi de emzirmeye mi eriniyor? Yok hanımım. Olur mu öyle şey? Kız emziriyor da grip olmuş. Hani oğlana sokulmuyor, ona da geçmesin hastalığı diye. Analık işte. Pardon? Süt anası demek istedin herhalde. Tabii. Hani ilaç falan da alamıyoruz sütü kesilmesin diye. Ama ben ot çöp ne bulduysam kaynattım, hazırladım. Akşama bir şey kalmaz, merak etme. İyi. Hadi bakalım. Doyurun çocuğu. Doyurun da akşama kadar bağırmasın. Ama ben sana kıyamam. Ne yapalım? Annenin sütü bitti. Belki sana başka bir süt anne bulurlar. Senden ayrılmak benim için de çok zor olacak. Ama başka çaremiz yok oğlum. Kadındaki göz değil, radar. Anında gördü biberonu. Kim o? Hamiyet Hanım mı? Kim olacak? Bana bak, aval aval bakıp durma da doyur çocuğun karnını. Bana bak Toprak, bu çocuk bir daha açlıktan ağlamayacak. Hamiyet cadısı şüphelendi zaten. Toprak grip olmuş, çocuğa geçmesin diye emzirmiyor dedim. Hayır teyze. Ben yalan söylemeyeceğim. Sütüm kesildiyse kesildi. Bana bak. Sen de dikme burnunu, fena yaparım. Teyze, ben karar verdim. Gidip konuşacağım Hamiyet Hanım'la. Kimsenin günahını alamam ben. Hele de bu masum yavrunun. Kızım, bir dur. Bak, acelenin sana zararı olur. Gece üzüldün. Bekle bakalım. Akşama sütüm gelir belki. Ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Yok teyze. Hissediyorum ben. Bu evdeki işim bitti artık benim. Allah beni rüzgar için göndermişti. Ama sütüm de bittiğine göre artık gitme vaktim geldi demektir. Rüzgarı da, Yusuf'u da bırakıp gideceksin öyle mi? Ablamla Yusuf Bey'in arasındaki karaçalı olmayacağım. Onların aralarına girdiğin falan yok. Gökte ne yazıldıysa o olacak zaten.
Şimdi sen benim verdiğim o otları güzelce demle, çocuğun rızkıyla oynama. Gerisini sonra konuşuruz, tamam? Alo. Evet. Ben Yiğit'in annesiyim, buyurun. Ne? Oğlum. Oğlum. Aramızda geçenlerden kimseye bir şey bahsetmeyeceksin, değil mi? Ailene saygılarımı ilet lütfen. Arif neredesin? Meydandayım kaymakam bey. Hemen Hancıoğlu konağının önüne gel. Geldim bile abi. Münevver'i eve bıraktım. Evden çıkacak olursa bir saniye bile peşinden ayrılmayacaksın. Kız Kulesi. Hemen karşısındaki büyük yerde Topkapı Sarayı. Çok güzel. Merhaba, iyi günler. Buyurun. Bu güzelmiş. Uzat kolunu. Oğlum boş boş bağlanmaz, bir dilekle. Anlamadım. Dilek bilekliği bu. Bunu bağlarken dilek diliyorsun. Çözüldüğü zaman da gerçek oluyor. Tamam, uzat kolunu. Ben gevşek bağlayayım o zaman. Hile yapma, düzgün bağla. Tamam, tamam. Allah'ım beni affet. Bizi birbirimize bağışla, ne olur. Ne diledin? Seni. Teşekkürler. İyi günler. Başına aldığı darbelerden dolayı bilinci hala kapalı. Kim etmiş? Nasıl kıymışlar yavrum? Elleri kırılsın vuranların. Sorularınızın yanıtını ancak oğlunuz verebilir. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah'ım oğlumu bana bağışla. Benim ömrümden al, ona ver. Hanımefendi pardon. Geçmiş olsun. Bunlar oğlunuzun üstünden çıkan eşyalar. Bu da telefonu. Biraz önce çaldı. Tekrar geçmiş olsun. Hemen konuşmalıyız. Öyle mi? Sultan abla. Ya. Münevver hemen hastaneye gel. Benim de senden konuşacaklarım var. Tamam, tamam. Thank you.
Evet Sami abi, İstanbul'dayım. Abi ben senden bir şey rica edecektim. Akşamüstü Hisarüstü'nde bir restoranda olacağım. İstersen oraya gönder, oradan alayım ben. Tamam Sami abi, çok teşekkür ederim. Gelince görüşürüz. Sağ ol, hoşça kal. Nerede kaldın? Bu sefer senin yüzünden kaçıracağız filmi. Tamam, geldim işte. Kusura bakmayın beklettiğim için hanımefendi. Ama işle ilgili bazı durumlar vardı, onları hallettim. Rica ederim. Yalnız siz de kusura bakmayın, yanında sizi göremeyince parlıyorum ben. Merak etme. Bundan sonra istesen de istemesen de yanındayım. Hadi gel. Gördün mü bak yiğidimi ne hale getirmişler. Benim yavrum karıncaya bile basmaya kıyamazken kim neden etsin ki bunu? Niye canına gasp etsinler? Deminden beri durmadan sorup duruyorum kendime. Senin aklına biri geliyor mu Münever? Şu nişanlın Yiğit'ten haberi var mı? Aranızda geçenleri biliyor mu? Yok, bilmiyorum. Nereden bilsin? Bir sen biliyorsun, bir de Yiğit'ten ben biliyoruz. Dünyada gizli hiçbir şey kalmıyor. Kaymakamın da arkasında bıraktıkları varmış. Ben de öğrendim. Ondan sorduydum sana. Yanılıyorsun. Uygar bizimle ilgili bir şey bilmiyor. Gel Pınar. Toprak bak, bunların hepsi bitecekmiş. Öğünleri atlamak yok. Yemekler bitecek. Vallahi sıkı sıkı tembih etti Sultan abla. Tamam, ellerine sağlık. Canını yakanın canını alsın Rabbim. Kuzum. Sen yanağına ne oldu? Binever. Hı. Sen yanağına ne oldu? Ne olmuş? Nasıl ne olmuş? Basbayağı şişmiş. Sabah gardıroba çarpmıştım, ondan olmuş. Kim yaptı bunu sana? Abla gardıroba çarptım dedim ya. Ben de size bakacaktım. İyi diye olanı içeri aldınız. Hala gözünü açmadı. Merak etmeyin, iyi olacak. Kuzu. Ben size bir şey soracağım. Thank you.
Münevver. Münevver, nereye kızım? Sultan! Sultan, ne olmuş? Sorma abla. Az kalsın. Oğlumu öldüreceklermiş. Ne diyorsun? Sen yaptırdın değil mi bunu? Sen nasıl bir hayvansın? Ne istedin Yiğit'ten, ne? Senin yüzünden ölebilirdi. Doğru, ölebilirdi. Uzak dur dememe rağmen oğlanın peşinde dolaşmaya devam edersen ya da bu aramızda geçenleri bir başkasına anlatacak olursan ölüm fermanını sen imzalayacaksın. Ben kimseye bir şey anlatmadım. Biz böyle mi anlaşmıştık Münevver'cim? Seni son kez uyarıyorum Münevver. Eğer bir daha böyle saçma sapan bir şey yapacak olursan, o çocuğu bu sefer hastanede değil, cenazesinde görürsün. Aşk filmlerinin sonunda kavuşmazlar ki, anlamıyorum. Unutulmaz olsun diye. Hani kavuşunca aşk olur, kavuşamayınca efsane olur ya. Biz efsane olmayalım, olur mu? Ama kız haklı. Oğlan bir sürü yalan söyledi. Oyun karıştırdı işin içine. Ama nasıl sevdiğini de gördüm. Bak, uğruna ölüme gitti. Başta bir sürü saçmalık yapmasaydı ölmek zorunda kalmayacaktı. Bence kız en güzelini yaptı affetmemekle. Aşka yalan karıştı mı, olmaz o iş. Of, of! Bunların ikisi de vurdum duymaz. Hamiyet Hanım, müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi değil Toprak, daha sonra konuşuruz. Ama gerçekten önemli olmasa gelip rahatsız etmezdim sizi. Bilmeniz gereken bir şey var. Allah Allah! Neymiş bu kadar önemli şey? Geç otur bakayım şöyle. İstanbul'un yeri çok başkadır bende. Lise sondum galiba. İlk içkimi Kadıköy'de içtim mesela. Çok güzel günlerim geçti burada. Bazen de buruldum tabii. Memleketimden, toprağımdan uzak kalmak dokunurdu. Çok güzel anlatıyorsun. Dinleyenim çok güzel de ondan. Hangisini beğendin? Bakıyordum sadece. Hani aramızda yalan olmayacaktı? Söyle bakalım hangisi?
Hadi gel. Yusuf ne yapıyorsun? Sevgilime gelinliğini alıyorum. Hadi gel. Dur. Hayatım. Çarşıya çıkacak olursan çekinmeden ara. Seni hemen alırım. Hamiyet Hanım. Ne sizin ne de Yusuf Bey'in hakkını ödeyebilirim. Buraya torununuza bakmak için geldim. Ama siz hep bana kol kanat gerdiniz. Ama inanın ben de Rüzgar'a kendi çocuğummuş gibi bakmaya çalıştım. Kızım biz bunları hep biliyoruz zaten. Sen esas derdini söylesene bakayım bana. Zam mı istiyorsun? İzin mi lazım? Yok. Öyle bir şey değil benim diyeceğim. E ne o zaman Toprak? Münevver. Benim sütüm kesildi. Ben anne üstümü değiştireyim, siz o arada Toprak'la konuşun. Ne? Ne zaman oldu bu? Dün gece. Kızım telaş yapma. Yediğin içtiğin şeylerden olmuştur belki. Sabah gene gelir. Ben size yalan söylemek istemedim. Doğruyu bilin. Hem zaten hak etmediğim bir parayı almak da benim içime sinmez. Benim için Rüzgar'dan ayrı kalmak zor olacak. Hiç iyi olmadı. Ama biliyordum. Bunca yaşadığın şeyden sonra son derece de normal. O kocanın yediği altlardan sonra insanda ne can kalır ne de süt. Neyse. Ne yapalım? Olan olmuş. Hadi. Hadi sen çocuğun yanına git. Ben bir hal çaresi düşüneceğim. Verin elinizi öpeyim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Çok güzelsin. Gerçekten yakışmış mı? Çok yakışmış. Ama olmadı ki bu böyle. Ne? Gelinlik mi? Hayır canım. Evlenmeden önce beni gelinlikle görme. Gülme, uğursuzluktur derler. Filmde de öyle olmadı mı? Evlenmeden önce kızı gelinlikle gördü, ayrıldılar. İyi de o filmdi. Bizimki gerçek aşk. Yoksa sen yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Arkandan işler çeviriyorum ha? Hayır canım, öyle söylemek istemedim. Tamam. Hadi çıkar. Tamam, alalım. Daha seni götüreceğim yerler bitmedi. Buyurun aksesuarlarınıza bakalım. Biz almaya karar verdik. Memnuniyetle. Buyurun lütfen.
Kızım şu kapıyı aç da konuşalım. Tamam geliyorum anne. Üstümü değiştirip geliyorum hemen. Tamam hadi çabuk gel. Ay vallahi öldüm meraktan. Tamam anne geliyorum işte. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ ol. Hadi seni Boğaz'a götüreyim. Yemek yeriz. Ay gel kızım gel. Ay vallahi sabahtan beri düşün düşün öldüm meraktan. Ne oldu? Ayrıldınız mı? Ayrılmadık. Ne demek şimdi bu? Ay yoksa Uygar mı istemedi? Hayır. Ben ayrılmak istediğimi söyleyemedim. Nasıl yani? Kızım eteklerin zil çala çala çıktın buradan. Gidecektin, konuşacaktın. Bitecekti bu iş. Yani o kadar iyi davrandı ki bana. Ev bakıyormuş bir de. Yani o yüzden onun üstüne de ben de bir şey diyemedim tabii. Ay görüyor musun şimdi başımıza geleni? Ne yapacağız? Bu iş böyle sürümcemede de kalmaz ki. Bilmiyorum. Yani işte ilk fırsatta konuşacağım. Şimdi öleceğim. Kızım ne demek bir yolunu bulacağım da konuşacağım? Elbette konuşacaksın. Çocuk oyuncağım bu. Madem ben bu adamla evlenmek istemiyorum dedin. Madem ben bu adamı sevmiyorum dedin elbette konuşacaksın. Bak adam heyecandan tırım tırım ev arıyormuş. Ne yapacağız şimdi? Ay iyi ki dinlemedim. Ay iyi ki seni dinlemedim de babanla konuşmadım. Anne. Tamam. Üstüme gelme artık. Bir onu bulup konuşacağım dedim işte. Tamam. Konuş da bize de haber ver. Ver de biz de hatta harekatımızı çizelim. Sana bir şey soracağım. Abinle konuştun mu bugün telefonda? Gecenin bir yarısı çekip İstanbul'a gitmiş. Arıyorum. Cevap veren yok. Bana geri dönen de yok. Bu işin altından bir çapanoğlu çıkacak ya. Hayırlı olsun bakalım.
Bunu artık parmağına sıkacaksın değil mi? Aşağıda kızlar Yiğit hastanede deyince çok korktum. Teyzem de bir şey demedi bana. Sen üzülmeyesin diye söylememiştir kızım. Hiç merak etme, gayet iyi. Hepimiz hastanede başındayız. Tamam. Çok geçmiş olsun dediğimi söyle. Söylerim kızım, söylerim. Anne. Ablam seni aradı mı hiç? Yok kızım. Yani bu saat oldu, hala bir ses seda yok. Anneciğim, orası İstanbul. İşten çıktıysa bile henüz eve varmamıştır. O seni merakta bırakmaz, bilirsin. Arar birazdan. Neyse. Sen kendine dikkat et. Bir haber alırsam ararım seni. Tamam anne. Toprak. Ay dur, korkma kız benim. Aşağı yemeğe inmiyor musun? Ben daha sonra ineyim. Oğlan da biraz daha dağılsın. Demin konuşurken duydum da. Hava İstanbul'da mı? Hı hı. Amcamları ziyarete gitti o. Ya ne güzel. Bir de bize bak. Şu konağın dört duvarından başka hiçbir şey görmüyoruz. Haklısın valla. Neyse, hadi ben aşağı ineyim. İçecek misin? Emin misin? Niye içmeyeyim mi? Yo, o yüzden demedim. Hani alışık değilsin ya. Sarhoş olursam taşımaz mısın beni? Başımın üstünde taşırım seni. Acıymış bu. Gülme. Gülmesene. Aa, öyle mi? Peki. Tamam, tamam. Tamam, gülmeyeceğim vallahi. Olmayın ama Yiğit birileriyle mi kapışmış, kavga mı etmiş ne? Sen kendi işine baksana. Ne dedikodu yapıyorsun? Hadi git işine. Bizim otele giden yolda market zinciri işinde kullanabileceğimiz birkaç mekan buldum. Amcaoğlu gelsin, onunla da konuşacağım. Bakalım o ne diyecek. Aklın yolu bir be oğlum. Yusuf da zaten daha önce o çevrede birkaç yere bakmıştı. İstanbul'dan döndüğü gibi konuşacağım amca. Aferin. Aynı eski günlerde olduğu gibi. Değil mi Hasan'cığım? Ya tabii öyle abi. Pınar! Pınar, masaya turşu koymamışsınız. Karabiber yok, tuz yok. Öğreteceğim ben bunlara da. Kız Cemile, demin topraktan duydum. Hava İstanbul'a gitmiş. Pınar? Hanımım? Ne dedin sen? Havva İstanbul'a gitmiş dedim. Havva İstanbul'a mı gitmiş? Neden? Bilmiyorum ki hanımım. Ben sadece gittiğini duydum. Hamiyet Hanım. Açlıktan öleceğiz. Daha yemekler hazır değil mi? Ay Yılmaz Bey. İki ayağımızı bir pabuca sokmayın. Geliyor kızlar. Mehmet. Bir bakar mısın paşam?
şimdi annenler ne diyecek? Neye? Bize. Ne diyecekler canım? Annem beni pek sevmiyor. Nereden çıkarıyorsun şimdi? Öyle. Hissediyorum ben. Eski kırığın eve geldiğinde ilk beni göndermişti. O ne biçim laf öyle? Kırık mırık. Hiç ağzına yakışıyor mu? İyi tamam. Neydi adı hatırlamıyorum. Sen mi hatırlamıyorsun? Betül müdür nedir artık? Neyse. Tamam, tamam. Evet, annem anlaşması kolay bir kadın değildir. Ama oğlunu böyle mutlu, aşık görünce problem varsa da kalmayacak. Tamam mı? Sen merak etme. Hayırdır yenge? Vallahi hayır mı şer mi şimdi öğreneceğiz. Bu Yusuf iş için İstanbul'a gitti. Öyle mi oğlum? Evet. Yani bu organik tarım işiyle ilgili bir iki tane toplantıya katılacaktı. Ne oldu yenge, niye sordun? Beni sanmıyorum. Yusuf benim hayır duamı almadan hiçbir yolculuğa çıkmaz ki. Yani böyle bir adeti yok. E bak saat kaç oldu hala aramadı. Kesin kafasında bir şey var. Sen bu kadar telaşlandığına göre aklından bir şey geçiyor. Mehmet'im. Bak sen yabancı değilsin. Benim hiç haz etmediğim bir kız var. Yusuf'a göz koymuş Aspam. Allah Allah. Kimmiş bu kız? Canım bırak şimdi kimmiş mimmiş. Ama şu anda o kız İstanbul'da. Ben de acaba diyorum yani ne bileyim ben. Ah benim güzel yengem. Boşuna merak etme. Senin oğlun iş güç derdinde. Ne bileyim belki bir toplantıya girmiştir. Onun için telefonunu kapatmak zorunda kalmıştır. Öyle mi diyorsun? Hı hı. İnşallah. İyi misin? Biraz çarptı galiba. İçkiden herhalde. Biraz içkiden. Biraz kokundan. Biraz aşktan. Hadi gel. Yapanları görmedin mi? Hı? Neden yapmışlar? Bir şey söylemediler mi? Bilmiyorum. Hayır, hırsızlık olsa çantası cüzdanı falan duruyor. Kim niye etsin ki bunu benim oğluma? Yiğit, emin misin? Nedense benim aklıma kaymakam geliyor. Hay yaşa. Sabahtan beri ben de düşünüp duruyorum ama dillendiremiyorum savcı beyim. Hani Yiğit şimdi onun geçmişine çomak soktu ya. E bu da kaymakamın kulağına gitmiştir. İşkillenmiştir herhalde. Kesinlikle. Ben de bunu diyorum. Eğer bunu kaymakam yaptıysa mutlaka saklamak istediği bir şey vardır. Ya vallahi boşuna milletin günahını alıyorsunuz ya. Ben öyle yürüyordum sokakta. Baktım iki serseri kavga ediyor. Ayırayım dedim. Sonuç bu işte. Aha. Konaktan arıyorlar. İnsanın hastasına bile saygı yok. Anne sen zaten gitsene. Niye duruyorsun ki burada? Benim bir şeyim yok. Ne yapacağım burada durup? Teyzeciğim siz gidin ben buradayım. Tamam ben bir koşu konağa gidip geleyim bir bakayım onlara. Ama geri döneceğim, tamam. Geleceğim oğlum. Sana da iyi akşamlar beyim. İyi akşamlar teyzeciğim.
Yiğit. Bak, söylediklerine annen inanmış olabilir. Ama ben yutmadım, haberin olsun. Hadi doğruyu söyle. Bunu sana kaymakam yaptırdı değil mi? Yiğit. Oğlum, eğer bunu o adam yaptıysa hakkında suç duyurusunda bulunuruz ve yanına bırakmayız. Abicim, ben bunları bilmiyor muyum? He? Sırf kendimi düşünsem gider şikayetçi olurum. Adam karısını öldürmüş diyorum, yine de sıyrılmış işin içinden. Şimdi ben bunu yaparsam kim bilir Münevvere ne yapacak? Kim durduracak bu adamı? Çok güzeldi her şey. Çok teşekkür ederim. Bu şehir de çok güzel. İster miydin büyük bir şehirde yaşamak? İstanbul'da. Bilmem. Büyük şehir işte. İstanbul, Ankara. Bilmem. Ben Ürgüp'ten ayrılamam. Ama sen nerede dersen, nerede istersen orada yaşarım seninle. Amcanlara mı gideceğiz şimdi? Yarın sabah alırım seni. Çıkarız yola. Tamam. Sen otelde mi kalacaksın? Ben siz hem de. Niye? Sen de mi benimle kalmak istiyorsun? Artık korkmuyorsun yani. Korkmuyorum. Tamam. Hadi gidip eşyalarını alalım. Sen gelme, ben eşyalarımı alıp geleyim. Olmaz öyle şey. Ben de yukarı çıkayım. Amcanlar ayıp olur şimdi. En azından kapıdan bir tanışayım. Adam kiminle gideceğini, yanında kim olduğunu bilsin. Yusuf, sen gelme gerçekten. Niye? Bak şimdi babamlar bilmiyor. Yengem çenesini tutamayacak. Gidecek, yetiştirecek. Ondan sonra babam bana amcanlar nereden biliyor biz bilmeden deyip gönül koysa ben ne diyeceğim? Annem de hasta biliyorsun. Şimdi böyle öğrenirse üzülür kadın. Amcamlara ayıp olmasın diye annemleri kırmayalım. Tamam. Böylesi içine sinecekse ben beklerim burada. Tamam. Demek teşrif ettin kabak çiçeği ha? Neredeydin bu saate kadar? Saatten haberin var mı senin? Kayboldum yenge. Allah Allah. Bak sen. E niye aramadın kızım? Dağ başında mıyız biz? Şarjım bitti yenge. Kayboldum diyorum işte. Girebilir miyim? İyi akşamlar amca. İyi akşamlar kızım. Neredeymiş? Kaybolmuşmuş. Yerim ben onun kaybolmuşluğunu. Kızım arasaydın neredeysen gelirdim ben. Şarjım bitti amca. Kayboldum işte. Normal telefon bulamadın mı kızım? Kusura bakma yenge. Özür dilerim. Ezberimde numaranız yok benim.
Ben gidiyorum amca. Nereye kızım? Ürgüp'e dönüyorum amca. Bu da nereden çıktı? Baktım yapamıyorum. Dönüyorum işte. Hop ara gel, hop git. Ne bu be? Burası han mı? Ya versene onu bana. Hayır vermeyeceğim. Git şunları sustur. Anne. Elif, kardeşlerini sustursana. İt ite, it de kuyruğuna. Kızım nereden çıktı bu? Bir kusur mu işledik? Zeyno mu sıktı canını? Yok vallahi amca, gerçekten değil. Yapamıyorum ben burada. Alışık değilim büyük şehire. Bak kayboldum ilk günden. Zaten gelirken de emin değildim. Aldım biletimi. Dönüyorum ben birazdan. Ben bırakayım seni. Yok amca, vallahi gerek yok. Hem kayboldum diyorsun hem gerek yok diyorsun. Baban da şimdi söylenecek bir kızı sığdıramadınız diye. Merak etme sen. Ne haber anne, nasılsın? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Yaz tatilinde de gelin. Tamam abla. Sen de gel yine abla. Gelirim ablacığım. Öpeyim yenge. Annenlere selam söyle. Ha toprağa da söyle. Kendini yiyememiş konağa. Aferin. Ne yere bakan yürek yakanmış. Ben havayı geçirip geleyim. Gerek yok amca. Gerçekten. Para var yanımda. Şuradan bir taksiye binip gideceğim. Gelirken de öyle yaptım zaten, merak etme. Öpeyim. Sağ ol, her şey için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Hadi odanıza. Eğer bu kız, aha buraya yazıyorum, bir iş çevirmiyorsa bileklerimi keserim. Hadi oradan. Be saçmalama sen de. Hadi o zaman ara abini. Hadi ara. Baba. Hava kızım, nasılsın? İyiyim baba, iyiyim. Abdullahlar nasıl? Bir sıkıntı, sorun yok değil mi? Param bitti mi? Bir dur baba ya. Ben geri dönüyorum. Ama kızım bak. Kötü bir şey olduysa ölümü. Baba. Sustum. Toprak'la Yusuf konuşmuş. Yusuf buraya geldi İstanbul'a. Barıştık biz, dönüyorum ben. Amcamlar ararsa sakın bir şey belli etme, tamam mı? İdare et. Nasıl ya? Baba sen söylediğimi yapsana benim. Hadi kapatıyorum ben. Çok bekletmedim değil mi? Hayır aşkım. Tamamdır Remzi. Herkese selam söyle. Hayırlı akşamlar. Haberleri bile yok değil mi? Sen öyle san. Havva'nın söylediklerinin aynısını söyledi. İçin fesat senin, için. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir suite istiyorum. Tabii efendim, hemen kontrol ediyorum. Ben girişinizi yapıyorum. Kimliklerinizi alabilir miyim? Tabii. Şunu doldurabilirsiniz. 501 numaralı odada buyurun efendim, anlatırız. Teşekkür ederiz.
Odamız Deniz mi görecek şimdi? Hı hı. Boğaz manzarası mı? Yusuf. Burası çok güzel. Ben ilk defa otelde kalacağım, biliyor musun? Teşekkürler. Seni biraz yalnız bıraksam, döndüğümde bulabilir miyim acaba? Hı? Sen neredeysen ben oradayım. Tamam. Ben bir duş alacağım. Bugün kötü bir gün yaşadık. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ama inan bana, seni çok seviyorum Münevver. Mutlu olman için her şeyi yaparım. Bugünleri sana unutturacağıma söz veriyorum. Uyandı mı? Yok. Yatmadan önce torunumu göreyim dedim. Senden ne haber? Var mı bir değişiklik? Yok Hamiyet Hanım. Eğer arzu ederseniz ben yarın sabah gidebilirim. Ay Toprak, nereden çıkartıyorsun bunu? Sanki seni böyle apar topar bu evden kovuyoruz. Ne bileyim, sizi de rahatsız etmek istemiyorum. Bırak şimdi bunları. Ben senden sonra bir doktor ahbabımla konuştum. Bütün bunlar normalmiş. Son aylarda böyle süt depolanmazmış. Ama sen emzirmeye devam edeceksin. Emzirdikçe gelirmiş süt. Gelir miymiş gerçekten? Ay ne bileyim kızım. Deneyeceğiz, öğreneceğiz. Sen bu arada biberonla besle çocuğu, olur mu? Bak çocuk aç falan kalmasın ha. Artık birkaç gün deneriz Toprak. Baktık olmuyor, başkasını bulacağız. Siz nasıl isterseniz. Malum. Doktorlar ilk 6 ay için ana sütü çok önemli diyorlar. Neyse. Hadi.
Sen çocuğun yanına git. İyi geceler. İyi geceler. İstediğin gibi olacak. Telli duvaklı gelin olacaksın. Yusuf. Benim sana bir şey söylemem lazım. Arayayım bakayım ortağımı. Keyfi yerinde mi? Devir gelen ağam, giden paşam devri. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Bu iş böyle olmayacak. Bir yolunu bulup yüz yüze gönlünü almak gerekecek hasbanın. Hadi söyle. Yusuf, ben seni kandırdım. Sen mi beni kandırdın? Sen kimseyi kandıramazsın. Bak, ben hayatımdaki en güçlü kadını annem sanırdım. En çok ona hayrandım. Şimdi sana da hayranım. En az annem kadar dürüstsün çünkü. Tamam, biraz burnun dik belki. Ama hep doğru yolda seyrediyorsun. Yalansız dolansız. Söyle bakalım. Ne yaptın da kandırdın beni? Hı? Hiç. Daha önce de kalmıştık bir kere otelde. Onu hatırladım. Çok tatlısın sen. Ben bir üstümü değiştireyim. Tamam. Allah, ne olur günahlarımı karşıma çıkarma. Yapma ne olur. Ben onu çok seviyorum.
gerçekten. Ne olur tam kavuştuk derken bizi birbirimizden ayırma. Havva, iyi misin? İyiyim, geliyorum birazdan. Ne olursa olsun hiç ayrılmayalım. Ne olursa olsun hep birlikte kalalım. Tamam mı? Söz. Bu kalbim artık yalnızca senin. Niye ağlıyorsun? Mutluluktan. Anne. Kusum. Ne zaman geldin sen ya? Sabaha karşı gitmedin mi zaten konağa? Gittim konağa bir koşu. Kahvaltılarını hazırladım, ekmeklerini pişirdim. Sonra geri geldim. Doktorumdan izin çıktı. Bugün normal yemek yiyebilir dedi. Serumu da kestiler zaten. Akşama çıkaracak belki seni. Çok güzel olmuş börek. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Senin için. Sana pişirdim. Kuzum, ağrımsızım yok değil mi? Yok bir şeyim anne ya. Geçti yani. Merak edilecek bir şey yok artık. Nasıl merak etmeyeyim oğlum? Sen benim hayattaki tek varlığımsın. O kapının önünde yaşadığım korkuyu bir ben bilirim, bir de Allah bilir. O kadar çok dua ettim ki Allah'ım oğluma acı verme, bana ver diye. Senin kılına zarar geldi mi bana cehennem oluyor. Sen çekme. Ben çekerim her türlü. Hayatta çektiğim en büyük acıyı sayende yaşadım anne. Şimdi bu ne ki? Neyse. Artık olan oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yani? Sen şimdi affettin mi beni? Sen kendini affettin mi anne? Sen bunu başardığın gün ben de seni affedeceğim. Evet hemşire hanım, Yiğit Yeşilyurt. Dün hastaneye yattı, durumunu öğrenmek istiyorum. Kendisi gayet iyi hanımefendi. Hatta doktoru bu akşam taburcu edecek. İsterseniz odasına bağlayayım, kendisiyle görüşün. Yok yok, teşekkür ederim. Ben sadece durumunu öğrenmek istedim. Bağlamayın. İyi günler. Allah'ım çok şükür. Münevver, odada mısın kızım?
Ayol yatıyor musun hala? Aşk olsun yani. Herkes seni kahvaltıda bekliyor bir tane. Anneciğim gece ben pek uyuyamadım. Biraz başım tuttu da siz beni beklemeyin. Ah canım. Tabii. Sabaha kadar düşündün değil mi Uygar'a ne diyeceğim diye. En iyisi ben kızlara sesleneyim bir Çin yağı getirsinler. Seni bir güzelce ovayım. Hiçbir şeyin kalmaz bir tane. Yok yok istemiyorum anneciğim. Ben biraz uyuyayım geçmezse yaparsın. Münevver böyle kabir azabında gibi uyunur mu canı? Azıcık ovayım rahatlarsın. Ama anne istemiyorum. Yani sabah sabah uyan kokusu da midemi kaldıracak. Ya, hem bak babamlar sofrada bekliyorlarmış. Gitsene de ayıp olacak. Canım benim. Ay çok da solgun görünüyorsun. Neyse. Hadi ben kızlara söylerim. Daha sonra sana bir şeyler getirirler. Tamam. Baba. Aslanım. Aslanım. Nasılsın bakalım? İyi gördüm seni. İyiyim çok şükür baba. Şuradan bir çıkayım hayırlısıyla daha iyi olacağım inşallah. Tek evladımı hapislerde çürütecek değilim ya. Sağ ol baba. Maşallah bu avukat da bayağı canavar gibi çıktı ha. Baba burada düşünmeye çok vaktim oldu. Türlü haytalıklar yaptım. İşi gücü serdim. Nerede akşam orada sabah dedim. Ama inan çok değiştim baba. Buradan bir çıkayım. Sen de göreceksin bak. Askerlik bu kadar yaramamıştı sana oğlum be. Doğru valla. Bir mesele var baba. Şimdi desem kızacaksın biliyorum. Yok evladım söyle. Neymiş? Mesele Havva baba. Yine mi Havva? Ya o ***'lığı bırakacaksın demedim mi sana oğlum? Baba bir dinlesen önce. Nesini dinleyeceğim oğlum ya? Baba yapma gözünü seveyim yapma baba ya. Bir dinle. Bu ne lan? Sakın bana havayla yüzük taktık deme. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hesabı ödemeyecek miyiz? Onlar siz uyurken halledildi Havva Hanım. Teşekkürler. Baba, gel otur şöyle bir dinle beni. İnan sen Havva'yı yanlış tanıdın baba. Kızın gözü benden başkasını görmüyor. Ne malım umurunda ne de mülküm umurunda baba. Kaç zamandır şuradayım, tek bir görüş gününü bile kaçırmadı inan ya. Buradan çıkıp çıkmayacağımı bilmeden taktı yüzüğü parmağına baba. Yeter. Senin gözünü boyayabilir ama beni kandıramaz. Onun tek istediği kendini sana yamamak. Bulmuş bir enayi. Parmağına yüzük de taktırır, burnuna halkada. Baba ağır konuşuyorsun ama. Hem Havva seviyor beni bir kere. O zaman ne yaparsanız yapın. Baba yapma gözünü seveyim yapma. Ben senin tek evladınım. Sahipsiz mi bırakacaksın beni yani? Ne var rıza göstersen? Git iste şu Havva'yı babasından ya. Mümkün değil oğlum. Ben uçulsun evine gitmem. O kızı istemem. Zaten siz kendi aranızda halletmişsiniz. Gerisini de tamamlayın olsun bitsin iş. Baba gözünü seveyim yapma. Maksadım seni çiğnemek değildi. Öyle icap etti. Hem bak çok mutlu olacağız sonunda. İnan bana baba ya. O kız benim cesedimi çiğnemeden bizim eve gelin giremez. Gerisini sen düşün artık. İstersen düğün için yazı beklemeyelim. Hemen evlenelim. Ha? Bilmem. Yok illa bekleyeceğim diyorsan o da olur. Gelinliğin hazır zaten. Bir önce gidelim de Örgübe. Ben bir annemlerle konuşayım bakalım ne diyecekler. İstersen beraber konuşalım. Şimdi gıyabımda konuşursun belki ayıp olur.
Yok canım, öyle demek istemedim. Yani bir ön hazırlık yapayım diyorum. Sen benim artık her şeyimsin. Senin annem babam benim annem babam artık. Sen ne gerekiyorsa bana söyle, tamam mı? Tamam. Ya siz ne biçim adamlarsınız be? Senden de kızından da kurtuluş yok mu be adam? Aa, bu adam ne diyor Remzi? Sen ne dediğimi biliyorsun kadın. Bana bak. Hanım, sen az bir dur. İçeri geç de biz Bünyamin Bey'le bir konuşalım. Tövbe tövbe. Aslında benim de iznim yoktu. Ama sırf senin Cüneyt içeride üzülmesin diye evet dediydim. Ne demek iznim yoktu? Ayaküstü yeme beni Remzi. Yüzükleri kendi ellerinde takmışsın. Ne yapsaydım? Ben ne kadar karşılarında dursam onlar bildiklerini okuyacaklardı. Ben de yanlarında olayım bari dedim. Onu bunu bilmem ben. Sana daha önce de söylemiştim. Oğlumu kızına yem etmem. Şimdi baba ol ve kızının tırnaklarını oğlumun üzerinden çek Remzi. Yoksa ne yapacağımı bilirim ben. Gelene kadar bıcır bıcır hiç susmadın. Şimdi eve yaklaştık, suskunlaştın. Yoruldun galiba ha? Keşke hep senle ben kalsaydık. Keşke hiç dönmeme şansımız olsaydı. Sadece senle ben varız zaten. Bizim aşkımız çok büyük, çok güzel. Engeller önemli değil. Ay, abin olmasın sakın. Ah. Sen misin oğlum? Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Bunlar sizin için. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Bunu da yemekten sonra yeriz diye düşünmüştüm. Tabii eğer yemeğe davetliysem. Ay o nasıl laf öyle? Elbette. Geç buyur içeriye. Şu çiçekleri vazoya koyun kızım. Büyükçe olsun vazo. Hadi. Bu da senin için. Hani hep okumak istediğim bir kitap vardı ya. Ankara'ya giden bir arkadaşımı aldırdım. Teşekkür ederim. Zor geldi ayrılmak şimdi. Neyse. Bunlar son ayrılışlarımız. Sen annelerle konuş. Aynen konuştuğumuz gibi işte. Sonra bana haber ver. Tamam. İçeriye kadar yardım edeyim mi? Yok, gerek yok.
Havva! Kızım! Annem! Sen neden döndün? Ne oldu? Anne özlemedi mi beni? Ölümü öp söyle, bir şey mi oldu? Çatlatma adamı. Anne bir sus. Sarılsana. Ben çok özledim seni. Eşek sıpası seni. Kaymakamlıkta işler nasıl gidiyor Uygar Bey? Yakında tayin falan yok değil mi? Şu an için böyle bir şey görünmüyor efendim. Hanımım, Yusuf Bey geldi. Ay Allah'ıma binlerce şükür. Oo, herkes buradaymış. Evet be oğlum. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Gözünüz Samiyet Hanım, gözünüz. Nasılsın baba? Sağ ol evlat. Ne haber amcaoğlu? Sağ ol. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abicim. İşlem tamam mı amcaoğlu? Tamamdır amcaoğlu. Neymiş bu tamam olan işlem? Anlatın da biz de bilelim. Karışma çocukların işine Hamiyet Hanım. Hadi geç otur oğlum. Oo, masada gayet güzel görünüyor. Efendim teyze. Geldin mi kız? Geldim. Sen de haberini almışsın hemen. Ben her şeyi duyar görürüm. Havadislerini heyecandan bekliyorum. Ne yaptınız? Taktınız mı yüzsüğü? Evet. İşte benim ortağım. Aferin sana kız. Bitti mitti dedin ama gene en iyi bu işi sen kıvırdın. Beni de kızdırdın ama takdirimi kazandın. Hadi gel de bir kahve yapayım, içelim, konuşalım ha. Şimdi olmaz teyze. Gelemem. İyi. Sen bilirsin. Aferin sana. Ama o halkayı Yusuf değil, parmağına ben taktım. Unutma değil mi? Hiç unutturmadın ki. İlahi kız. İyi tamam, görüşürüz o zaman, tamam. Konuşacağız. Oldu. Hadi. Ne yani? Ya ben hiçbir şey anlamadım. Yusuf neden gelmiş oraya? Benim için. Yusuf bana evlenme teklif etti anne. Demek bu kadar neşeli olabilmen için İstanbul'a gitmen gerekiyormuş. Hem de habersiz. Ha? İstanbul'un havası her zaman yaramıştır amcaoğluna. Artık Boğaz'ın esintisinden mi yoksa taşından toprağından mı bilmem. Ama iyi gelmiş. Yakışır. Asıl yakışan sizin böyle olmanız. Bak sofranın neşesi yerine geldi. Öyle değil mi abi? Artık gitmişken Betül'ün de gönlünü almışsındır herhalde. Yoksa o yüzden mi bu kadar neşelisin? Anne Betül nereden çıktı? Hiç aklıma bile gelmedi. Boş ver. Ay oğlum çok ayıp. Kız oralara kadar gittiğini öğrendiyse ve sen de aramadıysan vallahi çok üzülmüştür. Sen dert etme bunları yenge. Amcaoğlu aramadıysa bir bildiği vardır. Ne evlenmesi?
Kimden izin aldın? Kime sordun? Anne niye böyle tepki veriyorsun ben anlamadım. Yusuf beni seviyor, ben de Yusuf'u seviyorum. Ne sevgisi? Ben sana anlatmadım mı zamanında onların soyunu? Seni gelin edip başlarında mı taşıyacaklarını sanıyorsun? Evet. Evet anne. Yusuf bana söz verdi. Yemin etti, kim ne derse desin ne olursa olsun karım olacaksın dedi bana. Sen de bu yalanlara inandın yani. Ya sen onları tanımıyorsun. Ben tanıyorum. Havva, kurbanın olayım, dön İstanbul'a. Kurtar kendini. Anne neden böyle yapıyorsun? Neden? Ben sen de sevinirsin sanmıştım. Sen benim canımsın. Sözün benim için emirdir. Ama bu sefer dinlemeyeceğim seni. Yusuf'la evleniyorum ben. Şimdi toprağı görmeye gideceğim izin verirsen. Havva! Havva kızım! Baba! Hoş geldin yavrum. Burnumda tuttum kızım. Çok zor geldi bu ayrılık. Ben de sizi çok özledim baba. Yusuf'la ne oldu? Hallettiniz mi meseleyi? Hallettik. O bana evlenme teklif etti. Bu sefer ben de kabul ettim. Çok şükür. Çok şükür. Sonunda yüzün güldü kızım. Yani buradan giderken haline yüreğim parçalanmıştı. Ama Allah bundan sonra her şeyi gönlüne göre verir inşallah. İnşallah babacığım. Sağ ol. Bu arada Yusuf gelip senden isteyecek beni. Vay be! Koca Yusuf Ancıoğlu kapıma gelecek ha? Öyle tabii. Adette böyle değil midir baba? Erkek tarafı gelir kızın kapısına ister. Bak sen. Demek Ancıoğulları'yla dünür olmak varmış kısmette. Sen nereye böyle gece vakti? Toprağa gideceğim, onunla konuşmam lazım. Tabii. Sen kendin konuş, her şeyi anlat. Yusuf beni daha yeni bıraktı eve. Şimdi hemen arkasından konağa gidersem olmaz. Sen de gelsen benimle mesela. Toprağı aşağı çağırsan olmaz mı? Şöyle yapsak daha iyi olur. Toprak Yiğit'i görmek istiyordu. Sen Yiğit'e git hastaneye. Ben de toprağı alıp geleyim. Ne? Ne hastanesi baba? Ne oldu ki Yiğit'e? Dün geceki mesajıma cevap vermedin. Bu beni affetmediğin anlamına mı geliyor? Affetmek mi? Senden nefret ediyorum. Nefret. Anlıyor musun? Evet. Maalesef seninle evleneceğim. Ve bunu sadece Yiğit için yapacağım. Şunu unutma. Asla senin karın olmayacağım. Asla. Nasıl oldum böyle anlamadım ki. Boş ver. Oldu işte. Sen ne yaptın İstanbul'da onları anlat. Güzeldi. Güzeldi. Ama bilseydim senin bu halini... alır gelirdim sevgilini İstanbul'dan. Sarardı yaralarını tek tek. Hava... Benim sevdiğim kız İstanbul'da değil. Burada. Ne?
Niye bana söylemedin bugüne kadar Yiğit? Aşk olsun. Mecburdum. Niye o? Çünkü sevdiğim kız Münevver. Münevver? Ne oldu kızım? Hiç anne. Yavrum. Ben seni böyle iki gözü iki çeşme ağlarken hiç görmedim. Yoksa Uygar mı bir şey dedi? Hayır. Ben sadece onunla nasıl konuşacağımı bilemiyorum. O da o kadar iyi ki. Ne yapacağım şaşırdım. Ah Münevver ah. Bu işi baştan düşünseydim böyle köşeye sıkışmazdım. Neyse. Annen sana yardım eder bir tane. Hayır, hayır. Hayır, ben kendim halletmem gerekiyor bunu. Ne demek bu Münevver? Ben senin annenim. Elbette yardım edeceğim. Hadi. Hadi kalk bir tanem, kalk. Kalk, baban senin işini görmezse çok merak eder. Ha? Ben de gideyim şuradan Uygar'ı alayım. Ah Münevver, ah. Demek teyzem kimseyle konuşmadı da. Niye ama? Niye? Madem başından beri biliyordu Münevver'le ilişkinizi. Niye Yusuf'la konuşma dedi sana? Bilmiyorum. Ne zaman sorsam bir planım var deyip duruyordu. Artık bir süre sonra ben de daraldım. Yeter anne, ben böyle olmuyor dedim. Yapamıyorum dedim. O kadar üsteledim. Her seferinde bir şekilde durdurdu beni. Tabi bu sırada ne planını anlattı ne başka bir şey. İşte şimdi durum bu. Yiğit, bunlar ne zaman oldu? Biz Toprak'la konağa geldikten sonra mı? Evet. Münevver'e sözüm vardı benim. Okul biter bitmez İstanbul'dan döndüğümde Yusuf abiyle konuşacaktım. Annem de biliyordu. Neyse işte okul bitti. Döndüm İstanbul'dan. Geldim Yusuf abiyle konuşacağım. İlk fırsatta annem çıktı karşıma. Dedi sen dur bir şeye karışma. Ben bütün hesapları ince ince yaptım. Otur oturduğun yerde. Ben de salak gibi oturdum oturduğum yerde. Keşke onu hiç dinlemeseydim. Ben de tam aynı şeyi düşünüyorum biliyor musun Yiğit? Demek bütün planını ince ince işlemiş ha? Ama ben de Havva'ysam... bu oyunu bozarım. Nasıl yani? Sen biliyor musun annemin aklından geçenleri? Artık biliyorum Yiğit. Hava nereye? Teşekkürler. Bahar'ı bekleriz diyordum ama... Eğer sizin için de uygunsa düğün hazırlıklarına hemen başlayalım diyorum. Ay yok canım. Karda kışta düğün dernek mi kurulurmuş? Zaten nişan için iki ayağımız bir pabuca girdi. Yok, ben biraz bekleyelim derim. Münevver. Ayakta kalma abicim, otursana. Yok, iyi böyle abi. Abla, Havva geldi, dışarıda seni bekliyor. Ortam, ne o öyle el gibi dışarıda duruyorsun? Yakında bu konağın gelini olacaksın, girsene içeri. Sen gel teyze dışarı, ben giremem şimdi. Kız gel bir sarılayım sana. Vallahi alışmışım, iki günde özledim. İstemez. Çekil. Özlemişmiş.
Her şeyi beni çok sevdiği için yapıyormuş. Bir tek benim geleceğimi düşünüyormuş. Hayatımı kurtarıyormuşsun. Ha Sultan Hanım? Kız senin tahtaların eksikti. Hepten mi gitti? Aksine beynim kaynıyor şu anda. Çevirdiğim bütün dolapları öğrendim desem. Hı? Gözümdeki perde kalktı. Her şeyin gerçek sebebini biliyorum desem. Bak aynen kurduğun gibi işledi oyun. Yüzdük yüzdük. Kuyruğunu da postunu da çektik aldık ha Sultan Hanım. Biz de yüzüğü taktık. Senin de işlerin tıkırındadır artık. Önce biz basarız nikahı. Sonra sen o başından beri sevmediğin kaymakamın ayağını kaydırıp Münevver-i Yiğit'e istersin değil mi? Ha? Tabii Yiğit de bu oyunun bir parçası değilse. Beni kullandığın gibi öz böz canın oğlunu da hırsların yüzünden bu oyun için kullandın değil mi? Yazık. Ne susuyorsun? Cevap versene. Sen bana söylemedin ama bak ben sana ne getirdim. Sağ ol abi. Zahmet ettin Yusuf. Bak bakayım sen bana. Ne oldu yüzüne senin mosmor? Hı? Ne oldu kızım? Senin yüzünden hayatım kayıyordu benim. Sırf benim değil toprağın da. Ama o kendi oğlunu umursamayan sen bizi mi umursayacaksın? Uzattın ama. Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Sen nasıl bir insansın ya? Hadi oradan be. Kör almadın, topal almadın. Dalyan gibi oğlanı avucunun içine aldın. Daha ne istiyorsun? Senin o dümen dediğini ben çevirmeseydim, o çok kıymetli ananla kardeşinle bok çukurunun içinde yüzüp duracaktınız. Duacım olacağın yere bu ne nankörlük? Haklısın. İyi bak. İyi bak, bu konakta yakında benim hükmüm sürecek. Geldiğimde ilk ne yapacağım biliyor musun? Seni emekli edeceğim. Bunca yıllık hizmetinden sonra uzak bir yerlerde güzel bir tatil iyi gelir sana. O kadar uzun boylu değil. O kadar uzun boylu. Yarın öbür gün çıkarına ters düşen bir şey olduğunda, kafan attığında Yusuf'la mutluluğumuza kibriti çakarsın sen. Ben salak değilim. Daha iki gün önce tehditler savurmuyor muydun sen bana? Ben senin yeğeninim Sultan Hanım. Ama senden akıllıyım biliyor musun? O yüzden bu konağa geldiğin gün sen gideceksin.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.